Üzülerek evet. soruyorum maalesef ama. <laughs> niye? Abi etkilemez hepsi taraftar sonuçta. Evet, tabii. Yani oraya bir moralle geliyorsun. Evet. İşler kötüyken daha öfkelisindir, daha kızgın, daha böyle eleştirel bakarsın oluyor. İşler iyiyken bir tolerans alanım vardır yani. Bravo. Ya şu son maç yalnız kötü oldu. Yani son maç. Ya gene mesela niye geliyorum biliyor musun? Şimdi bakıyorum ben kadroya. Şimdi mesela şeyin orta saha oynadığı maçları çoğunu kaybetti. Adam Emre şeyin yani o çocuk kötü bir futbolcu değil ki ileride oynat. Mesela çıkarttığın takım mesela bizde şu var. Ben olsaydım bu hoca esasında iyi takımlar yapıyordu. Ben ilk geldiğinde bunu beğeniyordum. Çıkarttığı kadroları beğeniyordum. Bunları dedim ki Taylan, Berkan bu ikisi kesin oynayacak yani bu takımın değişmez. Çıkıldı o. Ama Fegül'ü oynattı. Tamam mı? Şimdi Babeli oynat, oynatır. Tamam mı? Kerem Santrafor iki tanesinden bir Barcelona tanesi. Barcelona maçını mı diyorsun İstanbul'da? Fark, fark, etmiyor. Ya bu ikisi oynayacak bir Ama mesela ben buraya şeyi geldi. Şimdi bunlar yorgunluk falan ben kabul etmiyorum abi. Yorgun diyen adam bak kusura bakmasın abi. Ben arkadaşlarıma söylüyorum. Yol yorgunluğu harici geçen gün Erhan Hoca ile buradan tebrik edelim. Onlara da selam gönderelim. 8-9 maçtır yenilmiyor Van Spor'a geldi. Yorgunluk, yol yorgunluğu olur arkadaş. Onun haricinde yol yorgunluğu haricinde. Onu yaşadı Galatasaray. Bak Konya. Ya yol yorgunluğu. İspanya. Fark etmiyor. Geldi ya, o inemedi yol... buraya. İzmir'e gitti. Tamam bak. Yol Yattılar, haricinde yorgunluk olmaz. E o zaman böyle yaparım. Gene, gene, ama ikisini çıkarttı. Ya koy oraya şey. Semih'i de or oraya koy. Önüne koy. Veya ne o? Alpaslan'ı koy. Bak şimdi. Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Kafanızda şöyle geçirin. Şimdi Berkan bana göre çok şey mantalitesi süper. Herif ne oynuyor? normalde 8 numara oynuyor değil mi? 10 da oynar. 6, 6 8. 6. yok işte bak. Adamın mantalisi çok güzel. De Jong bir pozisyon gol kaçırdı biliyor musun? Karşı karşıya. Hatırlıyor musunuz? Hatırladım bak. Frankie De Jong. De Jong. De Jong burada koşarken Berkan da koştu. Ama yetişemedi. O arada da Marco A da film seyrediyordu herhalde. Hı. Bilmiyorum Türbünleri seyrediyordu. Hı. Çok sağının yıldızı diyorlar da yanından geçti atamadı. Bak. Ama Berkan adamla koştu. Şimdi orada daha süratli çabuk bir adam olsa tamam mı? Ama mantalitesi çok iyi çocuğun. Diyorum ki orada Semi olsaydı ön böyle diyeceksin ki ya hocam kafayı mı yedin? Veya Alpaslan olsa süratli kuvvetli tamam mı? O pozisyona pozisyona giremezdi. Yediğimiz golde de ilk golde de Marco zaten Allah selamet versin fiyasko çalım yedi. Arkadan Berkan çalım yedi. Bak Berkan ama kademeye girmiş stoperlerin. Bak çok önemli bu. İşte altı numara falan dediğin adam öyle olacak. Sen... da çok yapıyordu. He. Kol kırla... Bak, abi. yani i̇şte. ama yetişemedi çalım yedi. Orada mesela daha savunma ağırlıklı bir olsa gene Alparslan'ı söylüyorum. Tamam mı? Mesela o çalımı yemeyebilirdi. Marco A yedi ama arkadan o yemeyebilirdi. Tamam mı? Şunu söylemek istiyorum. Ya futbolcular, futbolcuları ona göre bir takım çıkarırsın. Ben şimdi yorgun, ya, tamam yol yorgunu bak varım. Yol yorgunu varım. Şimdi eskiden ne yapıyorlardı biliyor musun? Galatasaray yeni orada yatmış. Yani el alırsın. Bize mesela maçlar orada geç oynanıyor. Saatler tabii orada değişik. Saat 1'de maç bitiyor. Havaalanına geliyoruz 2.30. uçağı biniyorsun 3. Türkiye'ye gelmek 6. uyu maç oynamışsın abi. Eve gitmek 7 8. Allah selamet versin. E oyna öbür hafta dökülürsün sen üç gün sonra maç oynayamazsın. Ama orada kalırsın. Yatarsın çocuklar uyur, uykusunu alır. Ferhat da öyle bir şey dedi bir gün biliyor musun? Uyuyamadık bir anne. Senin elinde o. Yatır kardeşim orada çocukları. Hatta üstü uçayla da. Bravo. Yok, bravo. oyuncular istiyor dönelim diyor. İşte, istiyorsa onları ben odunla döverim işte. Aa. O zaman kız diyorsun ki böyle de <laughs> diyemez. Öyle hocam, bir şey isteyemez. Bakın, bu biz, hocam. Bakın işte. biz bu olmaz işte. O zaman yorgunsun. Hocam olursun. biz kupa maçları yayınladığımız için o Hı. takımlarla beraberiz. Beraberiz. Ya kendimiz gidiyoruz ayrı uçaklarla ama hocaların bakış açısını işte bu işi, işi yapan çalışan Kulüp personeli futbol gidelim diyorlar hocam ya kalmayalım ne yapalım i̇şte, şey, hemen dönelim diyorlar şey, şey, bravo bravo doğru şey ale abi. Cahillik şey ama ya. bak Cahil. maç maçın bir hafta sonradır dedi gibi maçtan sonra binersin çağı dönersin kalmıyor abi, hiçbir topçu ama üç gün sonra maç varsa ha o maçı tamam mı onu söylüyor zaten kamp aç evet yani kamp yani, abi olmaz yani hepsi dönüyor, 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 üç dönüyor. gün sonra mesela şey yaptırırdı onu Fenerbahçe'de e, Pereira'dan sonra gelen hoca neydi gönderildi? Ya da Pereira mı? Maç günü kalıyorduk orada. Abi öyle gidildiğinde. Abi. Bir gün önce. Ertesi hocam. gün, ertesi gün dönülüyordu. Ha, hatırlamıyorum. Tabii o zaman tarifeli uçaklar abi, vardı. Kulağı nasıl Fethi Demircan. Bize geldik. Kocaeli Spor'a şampiyon olduk zaten. Maçtan sonraki gece. Yani oynuyorsun ya. O akşam kamp yapıyor. Kamp, takım kampta. Sezon başında da ben ondan öğrendim. Diyordum ki Arkadaş bak bana sakın maçtan sonra ben bir yere gideceğim. Şuyum var, buyum var hani falan kimse gelmesin. Çok ağır konuşurum diyordum. Kimse de gelemiyordu. Ve maçtan sonraki o akşam ne olursa olsun kamptaydık. Bak ne olursa olsun kamptaydık. Çünkü çok önemli yani. Bu işte biyolojik ayak diye bir şey var. Dinlenmeye geçiyorsun. Onun haricinde yorgunluk hikaye ama Galatasaray oraya gitti buraya gitti. Ben olsam bak şimdi nasıl çıkardım takım biliyor musun? Alpastan şey o Berkan Taylan bitti. Abi çıkarım ortası. Abi gol yemezsin ya. İnan bana gol yemezsin. En bak. azından 90 dakika tut diyorsunuz. Tut bak mesela Beşiktaş şey dedi ki sakatlan dedi. Adam sakatlık falan çok az yaşadı. Ne o? Tek başına oynatası Atiba. Atiba, Joseph kim var mesela? Necip. Koy abi. Vallahi bir yenilirse gelin burada ben Dedim bizde arkadaşım vardı İbrahim Eriştim benim ilk genel arkadaşlarım. Köpek gibi avlarım falan derdi biliyor musun <laughs> hep böyle. Ya neyse biz mi avlarız da. Şey, yani şunu söyleyeceğim. Yemez, ya, ama şimdi öyle çıksan çıkar diyor. Ya şimdi ben hep söylüyorum biraz kendimi öveyim. Bursa Spor'dayken Trabzon'un önüne Lider gelmiş. Bizde herkes sakat gitmişler kaçmışlar ben yeni gelmiştim. Orta saha ikinci yarı kim söktü biliyor musun? Serdar Aziz, ya hep çocuğun ismini bir gün iyice ne öğreneceğim bir stoper daha vardı. Onlar iki Riyad Boğaziçi mi? Yok yok şey Giresun'dan gelen ya, ya, çocuğun ya bir gün at bir mesaj kardeşim de bir daha ismini okuyayım. Kaç i̇ki, yılında hocam sen bana söyle. Ya sen de oradaydın ya. ya 2008 mi 2009 Trabzon şey maçında bir bak. Orada değildim bak. de. Romaşenko'nun yıldızlaştığı Roma maç. Romaşenko'yu Santifor oynattım. Hatta hatırlıyorum. 2-1 yendik ya. 2009 galiba ya. Bak bakayım. Bursa Spor 2. Siz Trabzon devam edin 1. ben bak araştırayım hocam. Bunu evet. biliyorum. Trabzon. Maçı hatırlıyorum. Ya şimdi dedi ki şimdi ya iki tane stoper konur mu? Ya beş tane yeriz. Niye biliyor musun? Yatlar oynuyor sağ tarafta. Ortada şey oynatıyor Ersun Yanal o zaman lider zaten. Gökhan'ın anla Umut Bulut. Bir Galatasaray'a gitti bir Fener'e gitti. Orta sahada Selçuk Kolman falan. Hüseyin böyle bir takım abi. Sağ tarafta o çocuk var. Balcı. ne var? Balcı Fenerbahçe. Serkan. Serkan abi herif Yattara ile ikisi buradan var ya. Yedi sol bekim yok. Mustafa Sakat, Zenalı sol bek oynattık. Sol açık, yedek sol açık, sol bek oynattık. Abi böyle bir şeyler yaptı. E ne yapacaksın? Yersin 5 tane 6, 7 sıfır biterdi maç. Yendik 2 bir. Yani şunu anlatmak istiyorum abi. Bir şeyler ya. Yani işte yorgunluktu bilmem neydi falan. Niye nereden geldi şimdi? Şu maçı mesela berabere bitirseydi. Tamam mı? Bu arada bir tane de gol atarsın. Bir tane de şey yapar. Bir kontrata iyi adamların var abi Sen öyle değil mi? Kerem ekstra bir adam yani. Abi işte i̇şte ben onu anlatmaya çalışıyorsun. Mesela, mesela Kerem Aktürk oldu bu karşılaşmadan. Ligin asist kralı olarak çıkabilirdi. Getirdi verdi Gomis'e. Atamadı. Getirdi verdi Gomis'e. Getirdi verdi Gomis'e. Getirdi verdi Gomis'e. Hakikaten asist kralı. Yani... Ee, o kadar net pozisyonlar. Bazıları pozisyon değildir. Yani o vuruyordur o anda şu. O an bunlar pozisyon da hepsi. Tabii, öyle. ama yediğin goller. Ondan sonra e, şeye geliyoruz. İşte öteki olacak. Mesela Hatay maçı. Penaltı kaçtı. 2-0 olacaktı maç. 4-1 bitti galiba. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Hangi maç bir. abi? Galatasaray, Hatay Galatasaray maçı. 4-1. Ya da 4-2. Neyse yani. 4 yediler. Şey maçı, Kasımpaşa maçı. 1-0 öndüler. Ee, Kerem çok net pozisyon. Vurdu. Direkten döndü. Önüne geldi. Bir daha vurdu. Boş kale. Avut attı. Oradan gelen top gol oldu. Kasımbaşı 3-1 kazandı. Buldum hocam. Var, He. Maçı. 2-1 Gökhan Güleç atmış. Sercan Yıldırım. evet Kalede İvankov. 3 numara Yenal. Savunma cihazı. Evet. Ömer Erdoğan. evet İbrahim, İbrahim. Öztürk. Bekir Ozan As. Be 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 Bekir evet. Volkan Şen. Volkan Şen evet. Mustafa Sarp. Veli Acar. Roman Şenko. Fabrizio Melo, Gökhan Güleç. Tamam. Sonra ha. Serdar Aziz 74'te oyunu almışsın. 68'de Emrah Kiraz'ı almışsın. Heh, Emrah Kiraz. O da stoper. 83 Sercan Yıldırım. Hatırladım. Sercan da bir gün evvel antrenman yaptırdık cezası var diye. Emrah Kiraz değil mi? Tabii Emrah Kiraz. Emrah Kiraz. O ikisini stoper. Şu, Volkan Şen'in yerini almışsın. Bak ikisini stopere koydun. Ben ya, ne yapayım ya? Ne, ne, gol miyim yani? Yeni yendik. Öyle Özür dilerim. Kimi almışsın biliyor musun hocam? Maxim Romoshenko'nun yerini almışsın. Tabi. Santifor yoruldu. Gökhan'ı oraya almışsın. aldık falan filan yani. Zaten şey. Gökhan'la Sercan. Mesela demediler mi sana bu kadar iyi oynayan adamı neden çıkartıyor demediler ya mi? Ne, ya Bugün yok. diyorlar ya yani. Ya sen bilmiyorsun. İrfan yani, Can çıkar mı diyor. Bir şey ha, ya, ya bırak Adamın öyle demediler. yok, nefesi kalmadı bitti yani. Bir şey söyleyeyim. İyi oynadı ama <laughs> Bomba ne yoruldu, ya. Ya. yoruldu yani. Ne de söylemesi ya. İstifa diye bağırdılar ne <laughs> konuşuyorsun. Allah çağırsın 3-5 bin kişi Sercan'ı oynatmadım diye istifa diye bağırttırlar bana. Bahtıranlar var tabi de. Böyle de bir Türkiye'deyiz ya.